Ben Yemliha Avcı, Kahramanmaraş'ın Avcılar Köyü'nde, burada Çınarlı Bucak diye tabir ettiğimiz mevkide hurma sahada gerçekleştiriyoruz. Şu anda bulunduğumuz mevkide yaklaşık olarak 1000'e yakın bir hurma ağacı var, toplu bahçe şeklinde. Senelik burada mevsimsel olarak bir 100 kişilik bir çalışma arkadaşlarımız oluyor. Şu anda da hasatımızı tamamlamak üzereyiz. Kasım'ın ikinci haftası olarak genelde başlıyoruz. Yani bu mevsimlerde de hasadı tamamlamış oluyoruz. Yani bu sene beklentimiz güzeldi. Çok şükür de karşıladı. Hem ürünün görsel açıdan hem de iriliği açısından bu sene yüzleri güldürdü insanımızın. Beklediğimizin de üstünde bir ürün topladık. Yani o sebeple de hepimiz huzurluyuz. Emeğimizin karşılığını aldık diye düşünüyoruz. Bu sene bereketli bir sene oldu. Yani depremin acısını da bu vesileyle bağımızda, bahçemizde unutmuş olduk. Ürünümüz direkt bahçeden tüccarlar aracılığıyla şehirlere dağıtılıyor. Oradan ülkenin birçok noktasında avcılar hurmasını görüyoruz. Yani ihracat kalemi olarak da artık yavaştan da görmeye başladık ürünlerimizi. Çünkü avcılar hurması artık yavaştan hem ülke genelinde hem dünya çapında tanınmaya başladı. Yani hurmamız haliyle biliyorsunuz tam bir kış meyvesidir. Kışın vazgeçilmezlerindendir. Şu an revaçta olan hurma kurusu zaten hem sağlığa faydasıyla biliniyor. Yani birçok faydasıyla biliniyor. Şu an saymakla da bitiremeyeceğimiz faydalarıyla meşhurdur. Yaş olarak da zaten kışın vazgeçilmezleri arasında, kış meyveleri arasında olmazsa olmazlardandır. Türlü türlü nimet vermiş, kızlı olan evlat vermiş, etli sütlü mal vermiş. Sana şükürler olsun, hamdü senalar olsun dedim. Hamdü senalar olsun, işte yazdan güze kadar çalıştık, kurban olayım Allah'ım, hamdü senalar olsun. 11. ayın 15'i ile 20'si arasında yapılıyor. İşte burada da 50 ton, 60 ton çıkıyor yani. Et yok. Neymiş? Ne var?